merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizleri tanımakla röportajımıza başlamak istiyorum. Atilla Bey'i tanıyalım, buyurun. Tabii ki. Atilla Güzel, 1976 yılında Adana doğumlu. Evet. Müzikle iç içe yaşayan, çocukluğundan bu yana müziğin her yönünde, gerek canlı müzik, gerek diğer çalışmalar, her yönde çalışmalarla hayatını geçirmiş birisi. 92 yılından beri sanırım. 92 yılından beridir, evet. Canlı müzik yapmaktayım. Aslında onun öncesinde taşınıyor da müziği profesyonel anlamda. Hani aslında müzikle doğdunuz diyebiliriz tabii bu noktada. Ki, tabii. Evet, ve çok farklı bir konsept oluşturmuşsunuz burada Adana'da. Açıklığı da gider misiniz aslında müzik anlamındaki eğitimde özellikle? Evet, yani biz özellikle çalışmalarımızda profesyonelce önemli eğitim kadrolarıyla çalışmayı hep ilke edindik. Evet. Genel kadromuz üniversite, devlet senfoni orkestrası ve müzik öğretmenlerinden oluşmakta. Evet. Çünkü kadro bu noktada önemli. Tabii ki çok önemli. Yani bir işi tam anlamıyla bilen, aynı zamanda pedagojik formasyonlu, çocuklarla çok iyi iletişim kurabilen insanlar her zaman çok daha iyi eğitim veriyorlar. Evet. Biraz ben tanımak istiyorum. Burada neler yapıyoruz peki? Burada öncelikle temel amacımız bizim kişilere müziği sevdirmek. Evet. Yani önce müziği sevmeli. Enstrümanını sevmeli. Sonra müzik yaşamına adım attıktan sonra gerisi geliyor. Ama temelde sevmek var, istemek kesinlikle var. Kesinlikle. Yani önce sevmeli. Çünkü bir enstrümanı çalabilmek için gerçekten sabır ve zaman gerekiyor. Sabır ve zamanı sadece sevdiğiniz şeye ayırabilirsiniz. Öncelik sevmek. Evet. Küçük çocuklar özellikle 5 yaş ve üzeri çocuklarda hem kişisel gelişimlerini hem beyinsel gelişimlerini, evet, daha iyi yerlere taşımak isteyen aileler, özellikle bilinçli aileler bu konuda başvuru yapıyorlar bize. Evet. Zamanında bazen, tabii ki bu da oluyor, zamanında bunlarla uğraşamamış insanlar da mutlaka bu işe atılım yapıyor. İçinde ukde kalanlar tabii, böyle geçmişte. Yani müzikle yaşamayan insan yok, biliyorsunuz. Mutlaka. Kesinlikle bence sizin de en büyük başarınızın sırrı, bir kere çok severek yapıyorsunuz siz de işinizi. Tabii, kesinlikle. Hani o amatör ruh deriz ya, tabii, o ruh hiç kaybolmamış sizde. Tabii kaybolmaz. Yani o amatör ruhu, çünkü bu biraz klişedir, amatör ruhu kaybettiğiniz zaman artık işleriniz sadece ticari bir faaliyete döner. Evet. Evet. Ama burada eğitim var. Yani eğitim varken ticaret çok sonradır. Evet. Öncelik eğitimdir ve bütün eğitimde biliyorsunuz sevgiden geçer. Kesinlikle. Şurada şunu söylemek isteyeceğim. Aileler bazen acaba çocuğum eğitimden, okuldan geri kalır mı gibi de düşünebiliyor. Aslında bu yanlış bir düşünce diyebiliyoruz. Hani buradan bir tavsiyeleriniz var mı ki tam aksine pozitif yönde etkileri var. Evdeki davranışlarına kadar. Tabii tabii. Buyurun hocam. Yani tüm yönde etkileri vardır müziğin. Bir, kişisel anlamda el-göz koordinasyonu, beyin gelişimi, tüm bunlarda mutlaka farkı görecektir aileler belli bir süre sonra. İkincisi, derslerden geri kalır mı? Kesinlikle. Dünyanın örnek aldığı Finlandiya'nın eğitim sisteminde %40 oranında ders vardır, yani temel bilim dersleri, %60 oranında müzik, spor, resim gibi sanatsal aktiviteler ya da bunlar vardır. Çünkü bir çocuk düşünün, oyuna doymamış ve siz o çocuğa ders çalıştırmak istiyorsunuz. Evet. İmkansız bir şey, o çocuk o dersten çalıştırmak isteseniz de bir verim almayacaktır. Ama oyunu doymuş bir insan, bu büyük bir kişi de düşünebilirsiniz bunu. Evet. Bir şeylere doymuş bir insan, kendini rahatlatmış bir insan mutlaka çalıştığı işte de daha verimli olacaktır. Çünkü ona konsantre olacaktır. Dünya bu yönde gerçekten Finlandiya'nın eğitim sistemini örnek almakta, onu evet, yapmaya çalışmaktadır. Müzik gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Bence hayatın bir yerinde başlayın, içinizdeki müzisyeni ortaya çıkartın. Evet, o zaman bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak
bu keyifli röportajı sonlandırıyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Atilla Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.